Hepinize yeni bir videodan da merhaba, hoş geldiniz. Ben Ebru. Bugün sizi çok merak ettiğim bir yere götürüyorum. Yani uzun zamandır bizim de çok gitmek istediğimiz bir yer. O yüzden şimdi hemen açılışı yapmak istedim. Odurla'ya gidiyoruz. Buranın böyle lezzetlerini duymuşsunuzdur belki. Çünkü Urla'da bilinen mekanlardan ama biz bir türlü bir gitme fırsatı bulamamıştık. Çok merak ediyorum. Böyle tadım yapacağız. Hatta işte Mustafa falan illa dedi gidelim. İngiltere'den şef getirdik. Bize tabakları tanısın diye. Tadım yapacakmış orada falan. Gerçekten ama bizi tadım yapacağız yani bugün. Hani böyle doyma niyetiyle değil de değişik lezzetleri tatma niyetiyle gidiyoruz. Şef bize sunum yapacak. Size de çekeceğim. Chef's table aldık. Chef's table aldık. O yüzden hemen şefin önünde. Şef pişirip hemen önümüze koyuyormuş. İnşallah. Anlatıyormuş bize. Şef bizi bekliyor. Bir tık geç kaldık. Yani biz şu an gidiyoruz. Çisiller de gelecek. Çisiller de bir tık geç kaldılar. Ama olsun. Senem de geliyor bu arada. Senem'le de bayağıdır görüşemedik. Yani Senem de çalışmaya başladı. İşinden dolayı vakit bulamıyor. Ben de o kadar yoğunum ki biliyorsunuz. Bir türlü ayarlayamamıştık. O da iyi oldu. Şimdi bugün onunla da buluşacağız. Yine hafta içi veya hafta sonunda bir plan yapacağız ama artık. Açız aç. Açız. Size bir olay anlatacağım. Buradaki bu Mercedes'in arabası valiz hizmet değil de bildiğiniz sizi evinizden alıyor. Urla'da mesela bir oteldeyseniz ya da evinizdeyseniz. Rezervasyon yaptırdığınızda bu araba sizi alıyor ve buraya getiriyor elektrikli. Buraya sponsor olmuş. Bu da olabilir evet. Güzel ama değil mi? Güzel. Güzel kombin. Amirim. Böyle bunu zaten benim en son alışveriş videomda direkt bu kombini görmüşsünüz. Ben direkt bu kombini ayakkabı, etek ve kazak olarak yapmıştım size. Şimdi üstüne bir ceket aldım. Kombinimiz budur. Şurada çok sevdiğim bir köşe buldum. Bu ateş yakılıyor mu bilmiyorum ama yakılıyordur herhalde. Tamamen sus da olabilir. Şimdi şu kısımdayız. Burası şeflerin izleyebileceğiniz, yani ne yaptıklarını görebileceğimiz bir masa. Ben size her şeyi çekeceğim ve gerçekten çok keyifli. Sanki böyle MasterChef izliyormuş gibi. Aynen. MasterChef. Batı'da kim? Batı. Ben Danilo. Danilo musun sen? Danilo şef. Hemen de Mehmet şefim. Mehmet şefim. Evet. Hiç göstermiyorsun. Şimdi böyle şeyi mi gömeceğim ben? Evet, sen öyle gömüyorsun. Hani şey geliyor. Ben Danilo'yum. Bak porsiyon geliyor böyle bam lap diye gömüyorum falan. Aynen, ben biraz daha Danilo'yum. Böyle tamam. Bayağı güzel. Burada masalar var. Dışarıda da masalar var. Çok şöyle insanları çekmeden. MasterChef Mukbang. Sen görünmüyorsun ama ya, bizim yan yana oturmamız lazımdı. Öncelikle merhaba tekrardan, ben Erdoğan, hoş geldiniz. Kuzu kulağı kokteylimiz 25 aydır menümüzden çıkmayan en favori kokteylimiz diyebilirim. Kuzu kulağı ve kişniş tohumuyla bir sos hazırlıyoruz. Sosumuzu balayla tatlandırıyoruz ve cin olarak alkol kullanıyoruz. Cinle alkollendiriyoruz sosumuzu. Onun haricinde bahçemeri incelikleriyle ekşi bir sos hazırlayıp ekşi tatlı dengesini yakalıyoruz. Üzerindeki portakallı yine bahçemizden, onun da yanında afiyetle yiyebilirsiniz. Afiyet olsun. Biz teşekkür ederiz. Şu an bayıldım. Anlattı da ben Narsa'da alıyorum. Bir şeflik, gurmelik seviyem. Başlangıcı bununla yaptık. Ben bundan arka arka içebilirim bu arada. Bu arada şu an hani diyeti bozmadım çünkü cin içebiliyormuşuz. Cinin kalorisi çok düşükmüş. O yüzden içebiliyormuşuz. Sen de gelsene, tek başıma konuşuyormuşum gibi ya. Aynen öyle. Gel şeref yapalım. Evet, teşekkür ederim. Ego. Zayıflamışım değil mi? Aa, bu arada Batu zayıfladı ha. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Herkes gidiyoruz, hala olsun. Çok iyi. Teşekkürler. Keyif aldım şu an buradan. Bahar edin. Değişiyormuş. O yüzden şu an tadım menüsü alacağız. Fiyatı fazla. Sizin için deneyeceğim hepsini. 1100 lira. Ama böyle hepsi azar azar gelecek. Burada da böyle dikli yerlerinin fiyatlarını göstereyim mesela. Gelmek isterseniz diye. Bahçede zeytinyağımız bu. Dışarıdaki zeytinyağımız. İşte bu bahçede yetişiyor. Evet, şey çok güzel. Çok güzelmiş bu da. Bunlar da satılıyor mu acaba böyle paketli? Ben çok yaparım. Bunun böyle sağlıklısı falan olur mu?
Kusura bakmayın arkadaşlar. Mutfak gibi oldu. Şey, yemek içerir. Bol açken yemek izlemeyin içerir falan diyeceğim. Gerçekten bayıldım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sabah çarşamba günü gidiyor bu arada. O yüzden aynı bir kararla buraya geldim. Bir defa şeflerin nasıl çalıştığını görüyorsunuz ya, böyle tertemiz. Ben bir mutfakta çalışıyorum şu an. Kendimden utandım yani. Ben şu an şimdi çalışıyor olsaydım kimse yemek yemezdi bence. Ben şu an burada olsaydım ama ürk. Aşkım sen burada olsaydın da kimse yemezdi yani, şimdi şey yapma. Ya lütfen. Teşekkür ederim yani. Baksana hiç kalıntı bir şey yok. Masanın üstü tertemiz. Ben de öyle çalışıyorum işte. Şimdi İngiltere'den gelen şefimiz size menümüzü sunacak. Ricotta peynirimiz var. Üzerinde közlenmiş biber. Burada asılma yaprağında. Anlatayım. Doğru. Çorba. Badem parçaları var. Badem parçaları. Bu neydi? Asma yapıyor, çorbası mıydı? Evet. Tanına bakalım, gel aynı anda sana. Hangisi derece? Önce çorbadan başlıyorum ben. Ben bu renkten böyle bir şey beklemiyordum ben. Çok güzel. Yaprak sarması şey, yaprak sarması gibi zaten. Ama yoğurt demişiz o zaman. Bak nasıl hemen gurmelik. Gurmelik desen var. Teşekkürler. Bak ne dedim? Asma yaprağı çorbası ya. Hı. Hani şimdi biz yaprak sarması yiyoruz ya, yoğurtlu. Evet. Buna da yoğurt dedim, yakışır. O zaman dedim gurmelik. Muhteşem ya, var ya. Tadım tam. Şeyimiz vardı, tadım ölçüde başlamış. Yoğurt kokuyor vardı. Açık şekilde. Yani dediği doğru mu yani? Doğru. Evet, ben böyle tariflere bir şeyler katıyorum, çok güzel oluyor gerçekten. O konuda gurmemiz var burada ya. Bu neydi? Bu istiridye bu. Oyster. Şimdi istiridye tadına bakacağız. Önce suyunu içeceksin, sonra istiridye tek atacaksın. Konu bu. Öyle biraz mi? Dur, lime'ını sıkmamız lazım. Acı istiyor musun? Tuz da dökecek miyiz? Kaya tuzu mu? Bundan da alın. Tamam, çok. Midye. Evet. Midyenin çiğsi ama. Evet, hazır mısın? Evet. Bayağı iyi geldi. Sevdin mi? Hayret. Sevdiniz mi? Bayağı bayağı güzel. Harika bir şey ya. Değişik. Ama bayağı nasıl güzel ya. Direkt deniz, deniz. Deniz kokuyor ama yani. Ben şekline baksana şimdi, çok iyi mi? Sunum çok güzel. Sunum bayağı iyi. Bizim sunum böyle değil de abi. Şey yansıyor yüzüme. Sen yapıyorsan bizim sunum böyle baksana değil. Baksana yüzüme tatilden. İngiltere'lerde bunu yedim, bu kadar güzel sunum görmedim. Tabaklarımızı anlatmak isterim sizlere. Tabağımız keçi yoğurdu şeftali tabağın altından başlıyor. En altında kendi yapmış olduğumuz keçi yoğurdumuz, üstünde ise karamelize ettiğimiz şeftalimiz var. Daha sonra ise şeftali jam ve şeftali jam ekliyoruz. En son olarak da odun ateş rüzgarda pişirdiğimiz deniz börülcesiyle birlikte sunuyoruz. Afiyetler olsun. Tabağımız budur. Daha yeni geldim işe. Yılda ve İstanbul'a seçildiğim bir şey değil mi? Aklıma mesela şu şeftaliydi. Gabne gibi bir peynirdi. O şekilde tarif edeyim. Daha anlaşılır olsun. Çünkü ben de tam ne yediğimi bilmiyorum. Resmen tatlıyla yoğurt gibi kireçlik veriyor ve yanında da börülce. Mesela benim aklıma hiç bunların üçünün bir araya gelmesi gelmez ve gerçekten çok iyi. Şeftaliyle yoğurt yine gelir hani ama... Hayır, şeftaliyle yoğurt gelir. Ama bu yoğurt değil. Böyle şöyle üstünde bir kıtır gibi bir şey var. Hadi. Şu üstündeki kıtır gibi olan şey ne? O da çok fresh mesela. Buranın Maur'la bir de deniz restoranı var. Buraya da sipariş alabiliyorsunuz. Buradan da çıktım ben. Şef öyle hikaye yüklemiş. Odun anlamı şey, eski Türkçe'de ateş demek. Bizi bütün ürünleri o meşe odunun ateşe tutuyoruz. Mağdası da. Mağdası olduğu için orada sadece deniz ürünleri var. Bayağı. Ben de yiyorum. Kendi aralarında mesela konuşuyorlar. Onu size yakalayabilirsem çekeceğim. Herkesin kendi bölgesi var. Böyle izlemek o kadar keyifli ki. İnsanın yemek yapası geliyor. 4 tane gelmez. 4 tane. Teşekkür ederim. Merhabalar. Nasılsınız? Hoş geldiniz. İzniniz olsa çok kısa tabakla ilgili size bilgilendireceğim. Kalamar tabağımız en altında rezeneden bir kalama yaptık. Bunun üzerinde ızgarada pişirmiş olduğumuz kalamarımız ve odun fırında da ısıtmış olduğumuz rezenemiz var. Üzerinde Arap saçı ve tabağımızdaki portakal jelle beraber tabağımızı bitirdik. Umarım beğenirsiniz. Afiyet olsun. Benim önüme şu gelse hiçbir şeye benzetelim. Ne olduğunu anlamaz. Ben de anlamam. Altındaki sos çok güzel. Ya ben bunu nasıl anlatacağım bilmiyorum. Oh.
Kalamar çok güzel. Öyle değil mi? Çok güzel. Farklı bir pişirme. İstatı geliyor gibi böyle. Evet, bana da istatı geliyor. Kızarmış değil yani. Beğendim. Tabağı inanılmaz beğendik. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Zeybek'ten başlayalım isterseniz. Mevsimin en lezzetli balıklarından bir tanesidir. Üzerinde satsumalı köyfelerle yaptığımız bir sos bulunmakta. Yanında da kuşkonmaz ve kale ızgarada. Sonlu turşuda botarga rendesini yapıyoruz. Botarga rendesi de botargada bulunmuş balık yumurtasıdır. Umarım beğenirsiniz. Teşekkür ederim. Tabağın güzelliği. Daha sonra pekmezli bir kemik suyu. Ben çok tercih edilen tabakmış bu. Ben onu tatlı zannetmem. Yemek tabağından. Brown yemek. Ama tadına yanak. Şimdi bunun tadına bakacağız. Öyle lavaş çok güzel. Elindeki sosu çok soft değil mi? Evet, evet bayağı çok şey var. Çok çok görüyorlar kapak kırıcıdan. Birazdan ben bağlayacağım benim seni. Demek... Çok güzel değil mi ya? Bu var tam bendik. Bu neydi? Şunun adı neydi bitkine? Türkçesi ne? Marul. Marul değil ya bu. Kale diyor. Kale. Ne oldu? Bayağı iyi. Sonra yiyoruz. Bu da mesela balıktan sonra ağzın tadını nötrlemek için verilen bir şeymiş. Hani mesela parfümden önce böyle parfüm kahve koklatırlar, parfüm koklatırlar ya. Onun gibi bu da ağzın tadını tamamen sıfırlıyormuş. Şimdi daha devam edeceğiz yemeğe. Dondurma gibi. Aha, arkadan limon tadı gibi bir şey geldi. Bayıldım. Misket limonu tadı geldi. Bu nasıl yapılıyor ya? Vallahi. Ben bunu dondurma diye yerim. Bu yenen bir şey mi? Ya ben hep ne türlerim ağzımda. Ne türdürsün? Dil tabağımızın en altında brioche dediğimiz küçüklü bir ekmek yaptık. Bunun içerisinde limonlu mayonez var. Üzerinde ızgarada pişirmiş olduğumuz dilimiz ve üzerlerinde semiz otlarından bir salata yaptık. Yanında çatni dediğimiz mermelat var. İncirli soğanlı bir mermelattır. Sumak ve nar ekşisiyle beraber tabağımızı bitirdik. Umarım beğenirsiniz. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. İncir varmış. Soğan mı? Bak bayağı inanılmaz bir şey. Var, üstünde de semiz otu var, beni şu an bitirdi. Gurme Ebru 5. tabağını yiyordu. İncirli sosla. İncir bayağı tatlı bu arada. İncirli soğan zaten karamelize olmuş. Bak bu benim aklımın ucundan geçmez böyle bir şey. Bu kokteylin adı havuçmuş. İnanılmaz, inanılmadı ya. Havuçmuş kokteylini ben aşırı kokteylilerim ve çok iyiydim. Ama ben şunu dana yanak diyorum. Kuzu kulağı. Kuzu kulağını daha çok beğendim. Benim daha çok ardından. Çok iyi havuç. Dana yanak değil diye yiyorum. Yani bu incirli karamelize soğan ve dana yanak altında da bir ekmeği var. Değişik bir lezzet böyle. Tatlısı. Onun üzerinde 2 gün boyunca fırın ettiğimiz yani salamura yatırdığımız sadece baharatlarla beraber gardladığımız ve sonrasında ağır ateşte pişirdik. Üzerine dana kemiklerini ezmiş olduğumuz bir es tüyünden bir et glaze yaptık. Üzerinde slice doğradığımız kabaklarımız ve kabak şişelerimiz bulunuyor. Tabağımızda bu şekilde bitirdik. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Geçen gün yaptığım glaş doğranmış. Glaş mı dedi kanka? Doğru. Glaş doğranmış. Spagettimi tabağımdan yapmışlar aşkım. Ondan sonra Şef Ebru diyeceksin bana. Hayatım o kadar iyi ki. Şef Ebru. Şef Ebru. Ne diyecektin abi? Şef Ebru. Şef Ebru. Canım karım Şef Ebru'yu çok seviyor. Salataya kum kat koyarım. Evet karım muhteşem bir şey. Ondan sonra başka bir şey yapmam ama çok güzel, Şef Ebru'yum. Ya, her şey toplumda her şey çok muhteşem, inanılmaz bir şey. Boş da yaparım, şeflik de yaparım her şey. Ama bu tabak bir sanat eseri arkadaşlar. Yani bu gerçekten çok çok güzel bir tabak. Ben buna hemen sizin için tadına bakıyorum. Ben doymaya başladım bayağı. Ben de bittim bayağı. Ya, doydum ya. Şu kabaktan makarna yaptım ya, biliyorsunuz spagetti makarnam meşhur zaten. Onu bir gün bir videomda birlikte yapalım. Evet, aşırı lezzetli oldu yani, tarif etsinle de paylaşayım. Önce gördüğümüz tabak dürdüm iriği, taze inci, kırmızı üzüm ile birlikte. Altında bir tuzun peynir kremesi var. Üzerinde de kalamata, pesto ve dereot ile birlikte. Umarım beğenirsiniz. Tatlı mı? Değil. Peynirim. Tatlıdan önceki tabak. Şey bu, şu an sondan bir önceki tabakmış. Artık sona doğru yaklaşıyoruz. Çok güzel değil mi? Çikolata, çekil ikramıymış bu. Bundan bak, tane tadına bak, çok güzel. Ağzım nötrlenmişti, şimdi yine karıştı hepsi.
Bu incir nasıl tuzlu? Az önce bir tatlıydı, karamelize, soğanlı. Şimdiki incir tuz, tadı yok yani. Ben bunu çok beğenmedim. Ben artık tatlı istiyorum galiba. Teşekkür ederim. Kabasa doymuş durumdayız. Şu an bunun anlatımını bekliyoruz. Anlatımını anlat bakalım aşkım. Burada gördüğünüz kraker. Eti petibör. Altına da labneden sos yaptık. Susamla taçlandırdık. Kanka, afiyet olsun. Kanka sen nasıl anlatırdın? Kanka ben de bilmiyorum ne olduğunu o yüzden. Hadi. Hayır, benzet mesela bir şeylere. Susam şu susam. Susamla taşlandırmışlar. O da kavrulmuş susam. Alta susam. Karamel muz. Peksimet mi şu? Peksimet bence. Ay. O peksimet gibi o. Bu ekşi mayadan yaptığımız bir dondurma var. Üstüne de böyle kremalı parçaları var. Diğer tarafında tayin pekmezli krema yaptık. Üstüne de ekşi maya fıtırı var. Bunlar da şefin size tuzlu ikramları, evet. Yoğun bir miktar çikolata var. Üzerinde tuz ve zeytinyağı da var. Teşekkürler. Afiyet olsun. Ben de bilmiyormuşum, fail olduk. Benden de olmazmış çikolata aşkım. Çikolata aşırı güzel ya. Evet, çikolatası çok lezzetli. Benden de olmazmış. Petibör de değil, peksimek de değilmiş. Ay ne güzel çekiyor bak çikolatayı. Evet, bu o kadar lezzetli bir şey ki. Ondan bir tane ekleyebilir tuz arkadaşlar. Üzerine tuz ve zeytinyağı varmış. Ama evet, aynı zamanda yoğun bir biter çikolata tadı. Çok yani enteresan bir birleşim. Hayatımda yediğim en yoğun ve lezzetli biter. Garip bir şey demiş, çok güzel duruyor. Hey, pekmez mi dedi? Unuttum. Unuttum yani. Tam ne söyledin? Unutmuşum. Ben şu an kendim almaya çalışıyorum. Kayın çok sevmem ama. Bir de kıtırdığı da sevmem. Bir de krokanı sevmem. Ama lezzetli yani. Ben normalde krokan sevmediğim için her şey çok lezzetli. Eğer böyle kıtır krokan... Annem buna bayılır mesela. Bir de susam. Peki tadımımız bu kadardı. Buradan sonra binicilik dersimiz var. Oraya gideceğiz. Saat şu an kaç? 10'da dersimiz var ama... Bilmiyorum, belki iptal edebilirim. Sadece yani bilip tur atabilirim. Yani yine yoğun bir gün sizi yanımda götürüyorum. Artık orada görüşürüz. Şu an buradaki Mercedes'i deniyoruz. Hemen size iç turunu yapayım. E200 müydü bu? Ön konsoluna bakar mısınız? Çok güzel. Tabii ki. Böyle bir şey var. Burası tam benlik. İçecekler falan. Nasıl açılıyordu? Böyle. Bu da gayet geniş. Ağacın asla falan bir şey değil mi? Tam benlik ya, rengi falan. Üzerimle de uyumlu. Hemen alıyoruz diyormuşum. Keşke alsak, ne güzel. İnşallah bir gün alırız. Arabayı değiştirmeyi düşünüyorum zaten. Güzel bayağı. Şundan inşallah bir gün alırız. Gelecekte. Bakın yan konsollar falan. Diğer bir günden selam. En son sizi dün tadımda bırakmıştım. Onunla alakalı bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Gerçekten çok lezzetliydi ama hani fiyatlar fazla, onu söyleyeyim. Çünkü orası fine dining bir restoran. Şef restorantı diye geçiyor. Bayağı lezzetli yani her şey. Ve porsiyonlar benim beklediğimden büyük geldi aslında. Mesela biz tadım menüsü aldık. Çok böyle bir tadımlık gelir diye düşünüyordum ama porsiyonlar bayağı büyüktü tadım menüsünde bile. Onun dışında normal yemeklerde gayet doyurucuydu. Hani eğer gelirim doymam diye düşünüyorsanız doyarsınız, onu söyleyebilirim. Pelin Karahan'la da Kavak Yerleri zamanında, onlar Seferihisar'da, hatta biz lisedeyken Seferihisar'da dizi çekiyorlardı. Hatta lisede bile değilken, daha küçükken bile olabilir. Bayağı gelen bloggerlar, ünlüler falan oluyor yani İzmir'de, biz bir gitmemişiz. Evimize çok yakınmış bu arada ve hiç gitmemişiz. Bundan sonra gideriz. Keyifli böyle şarap falan içmelik işte. Sevgilinizle veya eşinizle. Keyifli bir yer. Seversiniz. Gelebilirsiniz. Bir de Ma restoranı varmış. O da deniz restoranı olan. İsimleri de bence çok manidar. Umarım dün çektiğim görüntülerde böyle çok ses çıkmamıştır. Böyle çok karışık çıkmamıştı. Çünkü restoran biraz sesliydi ama ortamı da, anı da yaşayın istedim. Güzel olduğunu düşünüyorum. Yani biz çok memnun kaldık. Gelmek isterseniz dönüşte mesela, eğer dönmeyecekseniz, önceden rezervasyon yaptırsanız, o Mercedes size çekmiştim ya, o Mercedes elektrikli olan, gerçi onunla bırakmıyorlarmış ama yine elektrikli olan başka bir Mercedes'le. Mercedes oraya sponsor olmuş. O yüzden evinize kadar dönüşte bırakıyorlar rezervasyon yaparsanız. Bu bilgilendirmeyi de vereyim. Bugünden bahsedeyim size. Şu an biraz sıcakladım. Bu arada üstümde kazak var. Çıkarsam mı bilmiyorum. Bir tık güneşliymiş hava. Kuaföre gideceğim önce. Bir almam gereken, sipariş verdiğim bir ürün vardı. Hem onu alacağım hem bir çekim yapacağız. Bugün de elektrikler kesikti ve bizim evde şu an temizlik var. Temizliği bıraktım da geldim. Elektrikler
kesik olduğu için de duş alamadım. Kuaförde bir saçımı yıkatacağım. Sonrasında belki şeye gideriz, bir İstiye falan gidip bakabilirim bir şeyler veya direkt dönüp annemlere uğrayabilirim. Öyle bugün de benimlesiniz İzmir'de. Bakalım ne yapacağım? Planlarım nasıl olacak? Nasıl değişecek? Böyle anlık planlarım oluyor benim. Bir de en son size söyledim mi bilmiyorum ama ben şu an normalde diyetteyim. Hani Ebru ne diyet falan diyeceksiniz, bildiğiniz sağlıklı beslenme diyetindeyim aslında. Hani şu an spor yaptığım için düzenli olarak bir değişimi görmem için de beslenmemi de tamamen dikkat etmem gerekiyor. Şu an tamamen bir diyete girdim. Yanıma da yemeğimi aldım. Evde de bir yedim. Smoothie hazırladım. Yeşilliklerden diyeyim. Bir de şöyle yanıma yulaf, ezmeli protein tozlu bir karışım yaptım, onu aldım. Size bunu da çekeceğim bu arada. Hani onu söylemek istedim. Kahvaltım yok yani. Şu an bir değişik bir beslenme düzenindeyim. Hayatımda ilk defa diyet yapıyorum. Yani dünü saymazsak, dün de sabahtan böyle başladım. Akşam tadımda bozduk yani. Orada götürdüm ekmekleri, o her şeyleri götürdüm. Yoğurtları, normalde mesela şu an diyetimde yoğurt yok yani. Süt ve süt ürünleri falan yok. Çekeceğim size bunu. Ayrıca çekeceğim. Açık havada çok güzel oluyor. Hemen içtim. Bitirdim. Şimdi suyumu içiyorum. Bol su içmem gerekiyor. Bir böyle fön çekeceğiz. Saçlarımı şöyle şekillendireceğiz. Sonra bir video çekeceğim. Hem onların sayfasında da paylaşırlar diye düşünüyorum. Onlar için belki ayrıca çekeriz. Öyle. Gün ışığında saçların rengi daha da güzel duruyor. Ben o kadar beğendim ki. Bilmiyorum, keşke daha önceden yaptırsam. Şimdi sizden de öyle güzel yorumlar geldi ki. Yaza belki biraz daha böyle açarız. Yaza. Evet. Ay, yorumlarda o kadar şeyler geldi ki. Hani evet, sana çok sarı güzel. Çok yakışmış falan diyorlar. Gerçi yaza kadar açılır herhalde. Açılır. Gayet iyi açılır. Yazın ne yapacağız biliyor musunuz? İçindeki sıcak tonları temizleme işlemi yapacağız. Diğer yerler açılacak zaten. Bu sarılar daha da açılacak ama aralardaki sıcak tonlar temizlenecek. Makyaj gibi. Onu yaparız. Evet. Şu anda lipleri hacimlendirme işlemi yapıyoruz. Bunu küçük maşayla mı yapınca daha güzel oluyor? Evet tabii, en küçük maşayla yapınca daha güzel oluyor. Böyle yaptığımızda krepe yapmaya gerek kalmıyor. Evet, bayağı inceymiş bende. O bunu yapıyor bak. Evet. Nasıl bir yükseklik verdi ki fotoğraflarda çok güzel çıkıyor. Yüksek olması, yüksekten aşağı inmesi. Bu böyle tek tek iyice sarsak da çok böyle incecik maşa yapıyor değil mi? Evet, yay gibi. Bonus maşa. Bonus maşa. Geldim, işleri hallettim. Kuaförden de çıktım. Videomuzu da çektik. Bakın şimdi şöyle bir şey oluyor. Ben normalde bu videonun devamını işte bugün çekecektim. Gün ışığında böyle en güzel renginin belirgin olduğu zaman da çekecektim. Reel'i paylaşacaktım ama ben dayanamadım. Dün paylaştım. Ama şimdiki daha güzel oldu. Onu da yine paylaştım. Hatta dedim ki benim sayfamdan da paylaşalım ortak. Diğerini ben profil ızgarasından kaldırdım. Sizden de o kadar güzel yorumlar gelmişti ki diğerini de silmeye kıyamadım. Aynı müzik, aynı geçiş başlangıcı. Sonu farklı oldu. Onu da izleteyim size, bakın. Bir de sonunda o kadar rüzgar var ki hani rüzgar efekti oldu falan böyle saçım hani önden. Çok rüzgar olduğu için de tam kapı ağzında duruyordum. Bir de böyle arka planda o kadar komik görüntüler oldu ki kapı sıkışıyor falan. Arada ben böyle hareketler yapıyorum ki kapı açılsın diye. Durun onu da göstereyim size. Şimdi onu da paylaşırım arka planda. Bak, beni Instagram'dan da takip edin mutlaka. Çünkü bunları oradan paylaşıyorum. Şimdi size böyle sanki orada olmayan arkadaşımı anlatıyormuş gibi böyle. Şimdi takip etmeyenler için buradan böyle bahsetme ihtiyacı hissediyorum. Kapının kapanma anı. Mesela orada bir kapanma olmuş. Aynen. Videoyu çekerken yapmıştınız ya bir anda böyle. Aynı şekilde yapabilirsiniz. Şimdi videoyu neden kapatmadın derseniz, bu video artık böyle hem restoran yani daha çok tadım tarzı video olduğu için akşamda yine bir plan değişikliği oldu. Ben sabah diyetteyim diyorum, akşam yine bozuyoruz. Neyse, bozmayacağım ama bu sefer yani yoğurt falan yemeyeceğim. Nasıl dayanacağım bilmiyorum ama tatlı da yemeyeceğim. Orada bir havuç dilimi baklavalı tatlı var ki yani baklava, havuç dilimi baklavası. Ay, konuşamadım.
Arasında da böyle kaymaklı dondurma var. Müthiş bir lezzet. Sizi ocak başına götüreceğim. Biz daha önce gittik oraya. İzmir'de gidebileceğiniz en güzel ocak başına götürüyorum sizi. Net ve bayılacağınıza eminim. Mutlaka bu kısmı da izleyin. Zaten hazırım. Bu şekilde şimdi annemlere uğrayıp oradan ocak başına gidiyoruz. Size orayı göstermek istiyorum gerçekten, çünkü İzmir'de hem modern hem lezzet olarak, yani benim gittiğim en lezzetli kebapçı diyebilirim. Beklemede kalın. Siz hemen izleyeceksiniz. Birazdan o zaman kebapçıya giderken, ocak başına giderken görüşürüz. Gideceğimiz yer değişti. Size onu şimdi söyleyeceğim. Normalde ocak başına gidecektik. Onu başka bir videomda gideceğiz. Şimdi farklı bir yere rezervasyon yapmışlar. Ben orası zannediyordum. Yine Ortaya diye bir yere gidiyoruz. Bakalım, ilk defa deneyeceğim orayı da. Size de bu video böyle mekan önerisi olsun. Hani şimdi gideceğimiz yer o kadar iyi olur mu bilmiyorum. Göreceğiz. Böyle ben de gurme gibi. Siz şimdi hani İzmir'de böyle mekan ararsanız diye size de göstermek istiyorum. Yani işbirliği falan değil zaten. O yüzden onu da belirteyim. Ama o ocak başına belki annemlerle yakın zamanda yine gidersek onu sizinle ayrıca bir videomda paylaşacağım. O da sürpriz olsun. Geldik. Hava çok rüzgarlı ama böyle tatlı bir böyle taş ev havasında. Alaçatı'da da varmış burası. Şimdi geldik. Size menüyü göstereceğim hemen. Biber reçeli böyle aslında. Ceciki. Ceciki, ceciki. Bir an sonra isteyeyim. Ceciki dizelim. Bu şekilde menüyü yazdık. Alkoller ayrı yerde ama burada şey var. Tatlı işte, sana sen sevmiş. Neler varmış söyle. Sen sevmiş. Brownie. Brownie. Turkish English. Ortam çok güzel bu arada. Ateş var burada. Otantik yapmışlar. Çok güzel. Sunumu size hemen göstereyim. Şu salataya bayıldım. Çilekli. Tuzu kulağı söyledik. En düşük kalorili olduğu için onu düşünerekten. Meze olarak bunlar ne? Aşkım pancar. Pancarlı kısır gibi bir şey o. Tamam, şu semizotu. Patlıcan. Bademli, peynirli bir şey. Çerkez tavuğu. Izgara şeftali, semizotu. Yoğurtlu patlıcan. Bu neyli? Şekerli mi? O şey büyük ihtimalle. Izgara şeftali, semizotu. Yoğurt sosu köfte de geldi ama biraz geç geldi. Lezzetler çok iyi ama yüzünüz birazcık geç, bilginiz olsun. Güzel mi? Keyifli. Durum güncellemesi yapalım. Restoran güzeldi. Lezzet olarak da güzeldi bu arada. Tek sıkıntısı bence çok geç yemeklerin gelmesiydi. Yani yaklaşık 1,5 saat bekledik yemeklerin gelmesi için. Ki ben köfte söylemiştim. Çok lezzetliydi. Bu arada yoğurtlu köfteyi alabilirsiniz. Ben tavsiye ederim. Batular ne aldı? Et bonfile gibi bir şey aldılar. Onu Batu çok beğenmedi. Biraz sert olmuş falan dedi. Yani mezeleri güzel. Böyle arkadaşlarınızla gidip işte şarap içelim, meze yiyelim, işte rakımızı içelim, meze olsun derseniz çok beğenirsiniz. Ama ekstra böyle yemekte, serviste bence birazcık sıkıntı var. Ona belirteyim. Hani aç kalmayın diye söylüyorum. Uzun sürede geldi. Ama güzeldi. Yine benimkisi güzeldi. Ben sevdim. Mekan olarak, atmosfer olarak çok güzel. Böyle gerçekten muhabbet edilebilecek keyifli bir ortam. Böyle müzikler falan çok güzel çalıyordu. Sevdik yani. Gidilir. Ama sizi başka bir gün başka bir yere götüreceğim. Ocak başına götüreceğim. O gün de yine vlog çekerim. Göstermek istiyorum orayı. Ben bugün oraya gideceğiz zannetmiştim ama plan değişmiş. Yine de güzel bir mekan gösterdiğimi düşünüyorum. Bu videomuz ağırlıklı olarak mekan önerisi oldu. Restoran önerisi oldu. Umarım sevmişsinizdir. Videomu artık burada sonlandırıyorum. Başka videolarımda görüşmek üzere. Beni ilk defa şu an bu videomda izlediyseniz ve sevdiyseniz lütfen kanalımdan ayrılmadan önce videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Bildirimlerinizi de mutlaka açın. Bir sonraki videolarımı kaçırmamak istiyorsanız. Sizleri seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Bay bay.